Merhaba arkadaşlar. Bugün size Twitter'ın bir güzel noktasını tarif edeceğim. Bu nokta şurada gördüğünüz isim olan TweetDeck. Twitter'ı birçoğumuz denemişizdir herhalde. Açıyoruz üyelik hesabını. Ama biraz böyle basit veya karmaşık geldiği için bize sıkılıyoruz çabucak. Aslında Twitter'ın Messenger'dan bile zevkli bir yanı var. Messenger'daki gibi her akşam nasılsın, selam, ne yapıyorsun falan gibi böyle basit cümleler yok burada. Bir sohbet ortamı var. Yani bir kişiye kapalı değilsiniz. Herkesle bir sohbet ediyorsunuz burada. Twitter'ı tek başına kullandığınızda biraz cidden karışık. Çünkü takip ettiğiniz kişiler fazlalaşınca gönderdiği mesajları takip edemez hale geliyorsunuz. Bir süre sonra da belki sıkılırsınız bu kadar fazlalıktan ama bunun yayın uygulaması olan TweetDeck programı sayesinde size çok zevkli gelecek. Ben mesela kullanmaya başladığımda 2007'nin sonlarında kullanmaya başladım Twitter'ı. 2009'a kadar 30 civarı tweetim vardı. Ama 2009'un sonundan 2-3 aylık süre içinde tweetlerim 545'i buldu. Yani bunu da Twitter'a değil TweetDeck'e borçluyum. Çünkü çok alıştırıyor insanı kendisine. Şimdi bunu nasıl kullanacağımıza geçeceğiz. Önce tweetdeck.com adresine giriyoruz. Tweetdeck programını indireceğiz. Burada desktop kısmına gelince download butonuna basıyoruz. Bu bir flash uygulaması sayesinde çalışıyor. Bastığınız takdirde burada şimdi bende kurulu olduğu için launch yazıyor, çalıştır diyor. Siz buna basınca direkt download edecek. Biraz kısa ve basittir. Zaten Türkçe bir uygulama. Tweetdeck değil de bunu çalıştıran uygulama Türkçe. Adobe Aire kullanıyor bu. Kurulumu bittikten sonra sizden hesabınızı eklemenizi isteyecek. Şimdi çalıştırayım ben de Twitter'daki. Şimdi TweetDeck ilk geldiğinde size Twitter kullanıcı adınızı soracak. Tabii Twitter kullanıcı adının yanına toplam 4 tane popüler sosyal siteyi destekliyor. Bunların arasında şurada açalım, gösterelim şimdi. Twitter, Facebook, MySpace ve LinkedIn sitelerini destekliyor. Bunlar en popüler sosyal sitelerden. İlk gelen ekranda sizden bir tane hesap eklemenizi isteyecek. Ben eklediğim için şu an direkt açıldı. Siz diğerlerini de ekleyebilirsiniz. Mesela Facebook'ta eklemek isterseniz Facebook durum güncellemelerinizi buradan yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra kaydediyorsunuz buradan. Sonra geliyorsunuz Twitter'imizin ana kısmına. Şimdi burada 4 tane bölüme ayrılmış. Bir de üst kısmında mesajlarımızı yazacağımız alan var. Bakın burada karakterimizi de otomatik sayıyor. Bir de link kısaltıcı, uzun linkler paylaşıyorsak kendisi otomatikman bu linkleri kısaltarak daha tweetlerinizi daha kısa yazmanızı sağlar. Şimdi bir tweet mesajı yazalım mesela. Enter'a basıyorsunuz, mesajınız Twitter'a anında gidiyor. Bütün arkadaşlarınız bu şekilde görüyor. Şimdi bu sol bölümdeki sütun arkadaşlarınızın gönderdiği tweetleri sıralıyor. Bu soldan ikinci bölümdeki kısım arkadaşlarınızın arasında mesajlaştığınız kısımları gösteriyor. Mesela bu arkadaşım bana bir mesaj göndermiş. Ben Twitter'da olsaydı bunu göremeyebilirdim ama TweetDeck bunu ayırıyor ve benim rahatlıkla görmemi sağlıyor. Böylelikle benim nickim olan kısımları gördüğü an direkt buraya listeliyor. Böylelikle rahatlıkla görebiliyorum. Bu bölüm ise burası da özel mesaj gönderdiğimiz mesajları listeliyor burası. Mesela bu arkadaşımıza biz mesajlaşmışız. Bununla başkaları göremeden sadece biz görüyoruz ve bunu da buraya ayrıca listeliyor. Bu sağdaki kısımsa popüler Twitter kullanıcılarının mesajlarını listeliyor. Burayı iptal edemiyoruz maalesef. TweetDeck'in kendi özelliği bu. Şimdi mesela bu arkadaşımıza bir cevap yazacağız.
Bunu şurada gördüğünüz gibi üzerine gelince 4 tane buton çıkıyor. Birincisi onun mesajına yanıt veriyoruz. Basıyoruz burada hemen onun sadece nickini alıyor. Ona yanıt gönderiyoruz. İkinci alttaki butonumuz onun mesajını retweet yapıyoruz. Direkt olduğu gibi paylaşıyoruz. Twitter'da retweet'e dokunamıyorsunuz ama bunun bir özelliği var. Basınca burada gördüğünüz gibi edit butonu çıkıyor ve onun mesajına eklemeler ilave edebiliyorsunuz. Retweet'inize eklenmiş oluyor yani bu da. Ayrıyeten hemen altında şu bu bölümdeki butonsa ona özel mesaj gönderebiliyorsunuz. Böyle hepsini bir arada tek seferde yapmış olabiliyorsunuz. Ayrıyeten bir güzel özelliği de var. Twitter açıkken birisi yeni bir mesaj yazdığında burada siz diyelim internet bilgisayar içinde böyle dolanıyorsunuz bir şeyler yaparken ama TweetDeck aşağıda duruyor. Oradaki şeyleri kaçırmıyorsunuz. Burada pop-up şeklinde yeni mesajları 10-15 saniye kadar gösteriyor. Siz o an dikkatinizi çeken bir şey gelirse ona hemen o anca okuyup cevap verebiliyorsunuz. Böyle güzel bir özellikleri var. Bir kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bir deneyin en azından. Size bayağı bir zevk verecektir. Herkese iyi akşamlar diliyorum.